Hükümet son olarak 12 bin lira taban ücret ve %40 zam teklif etmişti. Bunu yeterli bulmayan işçi tarafı teklifin iyileştirilmesini istemiş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile toplantı gerçekleştirilmişti, İşçi kesiminin beklentisi ise 15 bin lira taban ücret ve %45 zam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul mitinginde emekli memur ve asgari ücretlilerin maaşlarında artışa gidileceğini açıkladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidarlarımızın ilk dönemlerinde tüm gücümüzü altyapımızdaki asırlık ihmalleri gidermek için kullandık. Türkiye'yi dört temel taş üzerinde yükselteceğiz. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Daha sonra yetmez dedik. Ulaşım, özellikle tarım. Bunun yanında değerli kardeşlerim diplomasi. Bunları geliştirdik. Her alanda altyapı eksiklerimizi gidermeye devam ettik. Önümüzdeki dönemde sadece enerji ve savunma alanlarındaki çalışmalarımızda elde edeceğimiz 100 milyar doların üzerindeki kaynağı ne yapacağız biliyor musunuz? Bu kaynağı çalışanıyla, emeklisiyle, kadınıyla, genciyle ülkemizdeki tüm vatandaşların refahını yükseltmek için kullanacağız. Bu doğrultuda pek çok önemli düzenlemeyi hayata geçirdik. Eskiden 66 lira olan emeklilerimizin en düşük maaşlarını 7500 liraya yükselttik. 66 lira nere, 7500 nere? İnşallah seçimden hemen sonra 7500 lira üzerindeki emekli maaşlarıyla ilgili bir düzenleme yapacağız. Aynı şekilde asgari ücreti dolar bazında bile 3,5 kat artırarak 8500 liranın üzerine çıkardık. Gelişmelere göre bu rakamı da tekrar gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşlarına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekte kalmayacak refah payı artışı da yapacağız. Salı günü de şu anda bakanımızın sendikalarla yaptığı görüşmelerin neticesini salı günü inşallah kamuoyuna açıklayacağım. Bunu açıklayarak inanıyorum ki işçilerimiz de önümüzdeki döneme çok daha farklı girecek diye konuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren zam gelişmesinin bugün açıklanacağını söyledi bilgin 700 bine aşkın bir işçi kitlesiyle bizim sürdürdüğümüz toplu sözleşme süreçleri bildiğiniz gibi bir müzakere. Sadece müzakere de değil, bir çekişme atmosferinde geçer. Sendikalarımız belli bir noktaya geldiler, uzlaştıkları ve uzlaşamadıkları noktaları ortaya koydular. O aşamada biz devreye giriyoruz emeğin lehine olacak şekilde müdahale etmek durumundayız çünkü sosyal devlet emekçileri hem sermayenin hem devletin karşısında korumak zorundadır. O görevimizde meseleye baktık ve aşağı yukarı mesele bitme noktasına, uzlaşma noktasına geldi. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla bu uzlaşmanın nasıl şekillendiğini kamuoyuyla paylaşacağız. İşçilerimiz müsterih olsun, emekçileri enflasyona karşı bugüne kadar hep korumaya çalıştık rakamı bugün paylaşacağız, dedi, asgari ücrete ilişkin olarak da bilgin, asgari ücret sadece en düşük ücreti belirlemiyor. Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. Siz asgari ücreti %70 artırdığınız zaman üsttekiler de %70 artış bekliyor, diyorlar. Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten bir buçuk yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenleme yaptık Ocak ayında, Temmuz'da da aynısını yapacağız. Benim oradaki yaklaşımım şudur; aşağı yukarı 500 dolar civarında ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir. Çalışmalarımız hazır ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan Seçimden hemen sonra 7500 lira üzerindeki emekli maaşlarıyla ilgili bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızın maaşlarına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekte kalmayacak refah payı artışı da yapacağız. Salı günü kamuoyuna açıklayacağız dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul mitinginde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden hemen sonra 7500 lira üzerindeki emekli maaşlarıyla ilgili bir düzenleme yapacağını söyledi. Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi, İnşallah seçimden hemen sonra 7500 lira üzerindeki emekli maaşlarıyla ilgili bir düzenleme yapacağız. Aynı şekilde asgari ücreti dolar bazında bile 3,5 kat arttırarak 8500 liranın üzerine çıkardık. Gelişmelere göre, bu rakamı da tekrar gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşlarına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekte kalmayacak, refah payı artışı da yapacağız. Şu anda bakanımızın sendikalarla yaptığı görüşmelerin neticesini salı günü inşallah kamuoyuna açıklayacağım. Ve bunu açıklayarak inanıyorum ki işçilerimiz de önümüzdeki döneme çok daha farklı girecek kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zam oranını açıkladığı konuşmasında ayrıca asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlar hakkında da yeni açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zamına çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuz'da enflasyon farkı ve refah payına dayanan hazırlıklarımız var. Haberistan'ı izlemeye devam edin. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret artışının ardından memur ve emekli maaşlarına zam yapılacağını açıkladı. Temmuz ayında enflasyon farkı ve refah payına dayanan hazırlıkların devam ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuz'da enflasyon farkı ve refah payına dayanan hazırlıklarımız var, binlerce kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünü işaret ederek açıklayacağını duyurduğu zam oranı, memur ve memur emeklileri için de kritik önem taşıyor. 700 bin işçi için büyük gün. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünü işaret etmişti, masada iki zam teklifi var. İşçiler adına Türk İş, işveren adına Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası görüşmelerinde sona gelindi, İşveren sendikası, kamu işçisinin taban aylığının 12 bin lira olmasını ve ilk 6 ay için %40 zam teklif etmişti, Şi tarafının beklentisi, 15 bin lira taban ücret ve %45 zam yapılması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hafta sonu İstanbul'da düzenlenen mitingde zam oranını salı günü, bugün açıklayacağını duyurmuştu, belirlenecek zam oranı memur ve memur emeklileri. İçinde kritik önemde. Geçtiğimiz günlerde Memur Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, peş peşe müjde verdi emekli ve memur maaşları için iki bakanlığa talimat verdiğini ifade eden Başkan Erdoğan, enflasyon üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağına işaret etti. 7500 Türk lirası üzerinde maaş alan emekliler için gelirleri artırıcı çalışmalar yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan, Temmuz zammının yanı sıra refah payı da verileceğini belirtti. Başkan Erdoğan emekli ve memurlarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Seçimden sonra yeni meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizde paylaşacağız. Temmuzda enflasyon farkı yanında refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız." uygulanan ekonomi modeliyle artan milli gelir artışlarını tabana yayacak yeni düzenlemeler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi. Yapılacak düzenlemeler, çalışanlar, emekli ve memurlar başta olmak üzere hemen her kesimin alım gücünü artıracak. Haberistan'ı izlemeye devam edin.